Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yeviz yeni bir Kaya Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 23. bölümümüzde karşınızdayım. 23. Kaya Haber Bülteni ile tekrardan karşınızdayım. Bir sonraki bölüm final olacak. Biliyorsunuz bir final alma kararı almıştık. Final yarın inşallah Allah nasip ederse. Evet, şimdi bomba haberlerim var sizlere. Bomba haberlerimizi okuyalım. Sonuna kadar izleyen ve 23 plakasının nerede olduğunu bilen YouTube kanalı olan takipçilerime aşağı yorumlarda belirsin 23 plakasının nerede olduğunu. Ona benden hediyem olsun. 10 abone gönderiyorum. Evet takipçi. Evet şimdi haberlerimize geçelim. Üzücü haberlerimize devam ediyoruz. Şehit haberlerimiz var. Evet şehit haberlerimiz. Hatay'da şehit ateşi düştü. Bartın'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Assubay Hakan Karataş, 34 yaşındaki Assubay Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesindeki baba evine ateş düştü. Olay dün saat 3 sıralarında Amasra Tarla Ağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK 03 Tim Komutanı Assubay Hakan Karataş dün iki uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken Hakan Karataş çıkmadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde mağaralar bölgesinde bulundu. Baba evi bayraklarla donatıldı. Evli ve bir çocuk babası olan babası Assubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere mahallesindeki ailesine bildirildi. İki kardeşi bulunan şehidinin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının Bartın'a gittikleri öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Şehit ailesine başsağlığı diliyoruz buradan. Geçmiş olsun başsağlığı dileklerimizde bulunuyoruz. Bir sonraki haberimize geçiş yapıyoruz. Son dakika sıcak sıcağına haberlerimize devam ediyoruz. Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı. Suriye Afrin şehrinde şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyar Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 23 Ocak 2018'de Zeytindalı Harekatı sırasında Afrin'in Racı bölgesi Ömer Uşar Köyü'nün kuzeyinde bulunan Düzörtepe'de PYD-YPG terör örgütüyle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Murat Dağı şehit oldu. Şehit cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı görüntüler terör örgütüne ait kanallarla yayınlandı. Bunun ardından jandarmanın oluşturduğu özel ekibin başlattığı soruşturmada Afrin'in Racı bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı. 8 günde 15 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Köyde yakalandı. Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin PKK, KCK, PYD, YPG'nin Afrin Racı Sözde sorumlusu Zeynel Kod adlı teröristin yanındaki Duzyar Kurdi olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu terörist Duzyar Kurdi, Suriye'nin Racı bölgesinde Mamu Luşa köyünde yakalandı. Evet, bir sonraki haberimize geçiyoruz. Şehidoğlu Gazi madalyası aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerin madalya ve beratları 45 yıl sonra törenle dağıtıldı. İstanbul Valiliği'nde törende madalyasını alanlardan biri de babası Kore Savaşı'nda şehit olan Kıbrıs'ta elinin iki parmağını kaybetmiş emekli assubay İsmet Sandıkçı'ydı. Sandıkçı babasına yadigar kalan ve göğsünde taşıdığı madalyaların yanına kendi madalyasını da gururla taktı. İstanbul'da yaşayan Kıbrıs gazilerinin madalyaları 39 ilçe kaymakamlığı ile İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı.
İstanbul valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan 3987 gazimize madalyasını takdim etmiş oluyoruz, kıvanç duyuyoruz, dedi. Evet, önce sivil olarak savaştı. Madalya alan isimlerden biri de Kıbrıs çıkarmasından önce adada kod isimle bulunan ve mücahitlere askeri eğitim veren emekli albay İbrahim Nejat Gülümser'di. 86 yaşındaki Gülümser şunlar söyledi. Kıbrıs'ta önce mücahit olarak bulundum. Mücahitlerin hocasıydım. Ben sivil olarak da savaştım. Sonra tayinim çıktı ama harekat başlayınca beni yeniden çağırdılar. Kıbrıs'ı Rum Rodos'undan buldum. 86 yaşındaki emekli pilot Atilla Bora da madalyasını aldı. Helikopter pilotu olarak harekata katılan Bora Bel, bir tipi helikopterlerle Lefkoşa'ya gidişini şöyle anlattı. Helikopterin bir yere gitmesi için bir verici lazım. Bunlar radyoyu kapatmadı. Onların frekansları açıktı. Rahatlıkla ulaştım. İbrahimler Lefkoşa'yı gösteriyordu. Ben çıkarma gemilerinde önce vardım. İlk defa komandolar biz indirdik, dedi. Bilseler göndermezlerdi. Madalyasını alan gazilerden biri de babası Kore şehidi olan İsmet Sandıkçı'ydı. Sol elinde patlayan fünyeyle baş ve orta parmağını kaybeden Sandıkçı o günleri şöyle anlattı. Şehit çocuğu olduğumu bilselerdi göndermezlerdi. Taş ucunda görevliydim. Helikopter pistinde dolaşıyordum. Bir manga askerlerle karşılaştım. Kıbrıs'a uçacaklardı. Ben de sizi arıyorum. Şu helikoptere binin dedim. Ben de onlarla birlikte bindim. Birliğimin bundan haberi yoktu. Birlik komutanına savaşa gittiğimi yazdığım notu da görevli arkadaşa bıraktım. Helikopter havalandı. Bir süre sonra Kıbrıs'taydım. Tank taburuna katılıp onlarla birlikte savaştım, diye beyan ettim. Bir diğer şehit haberimiz. Şehit Karataş'ın oğlunun verdiği asker selamı yürekleri dağladı. Bartın'da dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan sahil güvenlik astsubay kıdemli üsçeviş Hakan Karataş için cenaze töreni düzenlendi. Eşi gözyaşlarına boğulurken 4 yaşındaki Bulut Kağan'ın babasının cenazesi alana getirildiğinde ayağa kalkarak asker selamı vermesi herkesin yüreklerini dağladı. Şehit Karataş'ı naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi DEGAK botuyla Tarla Ağzı Limanı Mağaralar Bölgesi'nde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Karataş'ın naaşı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit Astsubay'ın Türk bayrağını sarıldığı tabutu hastanenin morgundan cenaze aracıyla alınarak görev yaptığı birliğe getirildi. Burada düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu. İl nüfusu Abdülcelil Çakar tarafından edilen duanın ardından şehidin özgeçmişi okundu. Evet, bir diğer haberimiz. Okurken ve dinlerken gözyaşlarınızı dolduracak bir haber. Bitlisliler şehidin vasiyetine sahip çıktı. Şehit Eren Öztürk'in "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın." vasiyetini ilçe halkına sahiplendi. Şehit annesi Cahide Öztürk, "Gerekirse iki oğlum daha var. Şehit veririm. Eğer şehit düşersem Bitlisliler sahip çıktı şehidin vasiyetine." Evet, okuyoruz. Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde uzun yol Hudut Karakolu ile Soğuk Su Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Eren Öztürk'ün vasiyetine hemşerileri sahip çıktı. Şehit piyade uzman çavuş Eren Öztürk, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi'nde cami imamıyla 2016 yılında sosyal medya üzerinde yaptığı mesajlaşmada "Eğer şehit düşersen benim adıma cami yaptırın hocam" dediği ortaya çıktı. Evet, mesajlar da verilmiş bu şekilde. Evet, şehidimize de buradan herkese selamlarımızı yolluyoruz. Haber bültenimizin sonuna denk geliyoruz. Askerlerimize başarılar diliyoruz. Şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve bir kez daha terör örgütünün sonuna kadar kurutulması dileğiyle, ümidiyle inşallah bir kaya haber bültenimizin daha sonuna denk geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla, daha yeni, daha güzel. Gelin yeni videolarda görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.